Futbol Arna'dan herkese merhabalar. Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini konuşacağız. E, bitmek üzere olduğu söyleniyor. Galatasaray taraftarının Drogba'dan bu yana en çok heyecanlandıran transfer. Benim de çok sevdiğim futbolculardan bir tanesi. 21. yüzyılda artık nesli biraz tükenmekte olan o öldürücü bitiriciliğe sahip eski 9 numaraların artık böyle son e, çıkanlarından bir tanesiydi Falcao. Ve artık onlar da yaşlanıyor. İşte Chicarito böyle bir Falcao, tabii Falcao bir üst level'ı. Ee, yani bu tip santrforlar fazla kalmadı. Ee, eskiden tabii biz Crespo'larla Batistula'dalarla büyümüş bir e, futbol sever olarak şimdi o tip santrforları çok seviyoruz. E, Falcao'da işte onların sonuncularından bir tanesi. Artık 33 yaşına geldi ve Galatasaray'a da oldukça yakın. Biraz kariyerini anlatayım. 23 yaşında River Plate'den Porto'ya transfer olduğunda işte e, Porto'nun Dünya Futboluna sunduğu büyük yıldızlardan bir tanesi olacağını çok kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda işte 30'dan fazla gol attı ama esas e, patlamayı ikinci sezonunda yaptı. O sezon Avrupa Liginde şampiyon olmuştu Porto. Bunu Cristiano Ronaldo'da gördüğümüz Şampiyonlar Ligi istatistiklerine benzer bir gol e, yakalamıştı. O sezon Avrupa Liginde sanırım 13-14 maçta 17 gol atmıştı. Ve e, Avrupa Ligi'ni Porto'ya getiren isimlerden bir tanesiydi. İşte Hulk'la bilirsiniz, hatırlarsınız çok mükemmel bir ikili olmuşlardı. Ve o iki sezonda e, her sezon 30'un üzerinde attığı golle de 25 yaşında Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Bence Atletico Madrid onun için çok doğru bir adresti Simeone ile birlikte e, iki Güney Amerikalı orada buluşmuşlardı. Hem Atletico Madrid yükselen bir takımdı, bir değerdi. Hem Falcao yükselen bir e, golcüydü ve Simeone'nin sistemine de direkt uyuyordu. Şimdi herkes Falcao'yu söylerken 177'lik e kısa boyuna rağmen mükemmel hava topu ve işte kusursuz bitiriciliğini över. Ama bir yandan da oldukça savaşçı bir futbolcu Falcao. Ee, rakiplere sağlam basan ikili mücadelelerde kısa boyuna rağmen çok e, ayakta kalmasını bilen bir oyuncu. Ve işte Simeone'nin en sevdiği center for tipidir o. Ki Falcao'yu gönderdikten sonra da yine benzer tarzda Diego Costa ile e, reva bulabilmişti. E, Falcao işte Atletico Madrid'de de müthiş iki sezon geçirdi. Yine 30'un üzerinde iki sezon gol attı. Yani 23 ile 27 yaş aralığındaki 4 sezonun tamamında 30'un üzerinde gol atmış Porto ve Atletico Madrid'de bir istikrar abidesiydi. Mükemmel bir dönem geçirdi. Fakat kariyerinde çok büyük bir hata yaptı 27 yaşındayken. Ben hep Luis Suarez onları şey yaparım, denk tutarım. Bence oyuncu kaliteleri de yetenekleri de, bitiricilikleri de çok benzerdir. Luis Suarez 27 yaşında zirveye çıktığında, Liverpool'la zirveye çıktığında Barcelona'yı tercih etti ve mükemmel bir kariyeri oldu bu yaşa kadar hala. Fakat Falcao büyük bir hata yaptı. Atletico Madrid'le zirveye çıktıktan sonra Real Madrid Barcelona'lar görebilecekken daha çok para veren Monaco'ya gitti. Daha alt bir lig seviyesi ve Monaco'da da yine iyi başladı. İlk devrede sanırım 9-10 tane gol attı ama ikinci devrede bir ciddi bir sakatlık geçirdi hatasından erken dönüp hemen ertesi sene Manchester United'a gitmeye çalıştı ama o dönem hem sakatlık sorunları yaşamaya devam etti hem de Premier Lig'in biliyorsunuz çok hıza dayalı ve fiziğe dayalı bir oyunun olması Falcao tipi işte Higuain tipi golcülere çok ters geliyor. Yani ne olursa olsun ne kadar kaliteli olursanız olun bazı ligler sizin oyun planınıza, oyun yapınıza, tarzınıza uymaz. Higuain mesela işte asırlık seri tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu ama Premier Lig'e gitti, tutunamadı. Falcao da öyle oldu. Sakatlıklar da etkiledi. Hem Manchester United'da hem e, Chelsea'de tutunamadı. Sonra Monaco'ya döndü. Kariyeri düşüşteydi. Artık gerileniyor, geriliyor denirken 30 yaşında Monaco'ya tekrar döndü. Orada e, yine gollerini atmaya başladı. Yine 30'un üzerinde attı ilk sezonda. Ertesi sezon e, Monaco ile o Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadıkları dönemde takımına abilik etti. Çok genç bir kadroydu hatırlarsınız. Takıma abilik etti ve yine çok büyük katkı sundu. 24 gol civarında attı ve geçen sezonda 16 gol attı. Şimdi kariyerinde bir gol sayısında bir düşüş var. Artık 33 yaşına da geldi. Ee, burada biraz SOS veriyor. Yani e, gol sayısı düşüyor ve ben şimdi son oynadığım maçları izledim. Copa Amerika'yı izledim. Copa Amerika'da da e, hız olarak biraz düşmüş gördüm e, Falcao'yu ki hız Çabukluk özellikle Falcao'nun oyun yapısında çok çok önemli bir etmen. Çünkü Falcao öldürücü bitiriciliğini kullanabilmek için şut açısı bulacak. O şut açılarından da goller bulabilecek işte o bitiriciliğini konuşturacak. Fakat Falcao mesela Kopa Amerika'da çok az süt çekebilmiş. Neredeyse maç başı bir. Bazen şut çekemediği neredeyse maç olmuş izlediğim kadarıyla. Ha, hala bir maçta 1-0 kazandıkları yani yanılıyor olabilirim. Paraguay maçı olabilir. 1-0 kazandıkları maçta hala onun top, çaldığı topla baskı yapıyor, topu çalıyor. Kazandırdığı toptan da işte çıkışta hata yaparken hata yapıyor rakipleri. Yakalıyorlar Falcao'nun baskısıyla ve golü atıp 1-0 kazanıp eliyorlar. Hala yani o mücadele gücü var. O hırsı var. Zaten El Tigre diyorlar işte kaplan diyorlar. O var ama biraz hız düşüyor. Hızın düşmesi onu çok derinden etkiler. Çünkü çabukluğu düşerse şut açıları bulamıyor. Şut açısı bulamazsa da o en mükemmel özelliği bitiriciliğini konuşturamayabilir. Ee, bu önemli detay. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzü var. Ben bu madalyonun diğer yüzünde çok duran gazetecilerden bir tanesiyim. Ee, burada da biraz ezberin dışına çıkacak yorumlar yapacağım. Şimdi ee, evet Drogba geldiğinde de çok büyük katkı sağladı. Falcao da çok büyük katkı sağlayacak ama kaç yıl sağlayacak? 2 yani yıl maksimum 3 yıl sağlayacak. Ve takımlarımız sürekli 2-3 yıllık planlar yapıyorlar. 10 yıllık plan yapan yok her sezonun devre arasında ya da işte sezon devam ederken işte iki sene önceki Monaco'yu izliyoruz. Falcao takım kaptanı işte şeyi abisi ama bir sürü genç var ve birden Manchester City'yi bile eleyip yarı finale çıktılar. Geçen sezon Ajax'ı izliyoruz. Birden hiç kimsenin beklentisini olmadığı bir takım ama birden yarı finale çıktılar. Juventus'u elediler, Ronaldo'yu işte elediler. ...hep o dönemlerde diyoruz ki... ...ya işte adamlar doğrusunu yapıyor... ...genç transfer yapmalıyız, genç oyuncu almalıyız... ...geleceğe yatırım yapmalıyız... ...sonra bir paradoks yaşıyoruz... ...sezon bitiyor, yaz transfer dönemi başlıyor ve... E, ...Avrupa futbolunda düşmeye başlamış... ...yaşlı yıldızlar... ...kulüplerimize yazıldığında da... ...diyoruz ki abi futbolcunun yaşı olmaz... ...Drogba'da neler neler verdi biliyoruz... ...o, o yüzden hemen gidip Falcao'yu almalıyız... ...ama... E, ...Falcao Monaco'da... ...o genç takıma... E, abilik yaparken takımdaki 2-3 tane tecrübeliden biriydi. Şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Muslera da 33 yaşında. Mariano da 33 yaşında. Nagatomo da 32 yaşında. Babel de 32 yaşında. Mitroğlu 31. Selçuk 34. Donk 33. Adem Büyük 31. Jimmy Durmaz 30. Şener 29. Fegül ve Belhan da 29. Herkes kariyerinin sonuna gelmiş. Yedeği de yaşlı. ilk 11'i de yaşlı. Bu kadar çok abi olmaz bir takımda. Yani en azından 10 yıllık plan yapan, geleceği düşünen bir takımda bu kadar yaşlı oyuncu e, sıkıntı yaratıyor. Beşiktaş'ta da bunu gördük. İşte 2017'de Pepe'leri falan aldılar, bir Cenk'i sattılar. Takımda Cenk dışında vitrine koyabildikleri genç oyuncu yoktu çünkü. Taliska da onların oyuncusu değildi. E, hep yaşlı oyuncular vardı ve onların ömrü bittiğinde de Beşiktaş'ta bitmiş oldu. Çünkü vitrine sadece Cenk'i koyuyorlardı ve o gelen parayı da doğru kullanamayınca bitti. Şimdi Ajax'lar öyle olmuyor işte, Porto'lar, Benfica'lar öyle olmuyor. Galatasaray'da şu an devre arasında ben hep övdüm. 22 yaşındaki Markao'yu, 25 yaşındaki Luyendama'yı, 27 yaşındaki Cagne'yi aldı. 3 tane üretim transferi, geleceğe dönük yatırım transferi. Bugün Cagne'yi beğenmiyoruz ama Galatasaray'ın satabildiği iki tane adam varsa Marcao ve Cagne. Cagney'den para gelecek de, Luyendama'nın satın alma opsiyonunu kullanacaksın bir altı numara bulacaksın ve yeni santrafor alacaksın. Yani Cagney'in parasıyla 3 transfer yapmayı planlıyorsun. Çünkü senin vitrine koyabildiğin, üretebildiğin, satabildiğin tek oyuncu Cagney. Yarın Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de yarı final oynadığını farz edelim. O Falcao'lar, Muslera'lar, 33'lük, 32'lik Mariano Babel, Yıldızlar'la. Vitrine koyabileceği, 5 büyük lige satabileceği tek oyuncusu Marcao ve Luyendam olacak. İki oyuncusu var. Tek demeyin. İki oyuncusu Marka ve Lüyündem olacak. Ve bu sefer de gelecek yaz ne yapacağız? Marka Ağabey Galatasaray satsın da eline para geçsin de onun yerine işte yamaları yapalım, toplayalım. Şimdi bu Drogba gibi transferlere, Pepe gibi transferlere biz hep vizyon transferi diyoruz. Ama esasında nedense bu planı uygulayan başka hiçbir vizyoner Avrupa kulübü yok. Bu şekilde büyümeye çalışan, bu vizyona sahip olan başka hiçbir Avrupa kulübü yok. Yine yaşadığımız paradokslardan bir tanesi biz Benfica'yı, Porto'yu her sezon neredeyse adamlarla eşleşiyoruz. Son 10 yılda e, eşleştiğimiz e, maçlardan 8'ini onlar kazanmıştır. İkisini biz kazanmışızdır. Hala da onları küçümseriz. Onların 10 on milyon euro parası varsa 33 yaşındaki Falcao'ya beşer beşer 2 yıllık yatırım yapmıyor da 22 yaşındaki Falcao'ya 7 milyon euro bonservis birer milyonda maaş veriyor 3 yıllık. Yeni Falcao'yu bulmaya çalışıyor. Biz inadına onlardan daha iyi bildiğimiz için e, son iki yıllık almış Falcao'la alıyoruz ve hep planlarımız iki yıllık. Hiç 10 yıllık plan değil. Ve vizyon nedir? Bence vizyon tam tersi adamların yaptığı, Ajax'ın yaptığı. Bu şekilde Galatasaray'da Avrupa şampiyonu oldu. 1992'de Kalli döneminden başlayan Galatasaray yapılanması 2000'de Fatih Terim'le Avrupa şampiyonu olduğunda, UEFA şampiyonu olduğunda 92'de çok genç bir kadronun temeli atıldı. O temel adım adım gelişerek o takımda yıldız yaşlı oyuncu yok muydu? Hacı Taferel Popescu vardı. 3 tane yaşlı yıldız vardı. Geri kalan 20 tane 22 tane oyuncu genç isimsiz e, gelecekte yıldız olabilecek futbolculardı ve yıldız oldular. Ve e, Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye 2002'de yine o kadronun temeliyle dünya üçüncüsü oldu. Şimdi böyle bir e, yapılanmadan hiçbir takımımız için bahsedemiyoruz. Şimdi 3 tane tecrübeli yıldız, 20 tane genç dönemlerinden 3 tane genç potansiyelli isimsiz 15 tane 20 tane tecrübeli oyuncuya döndük. Liglerin işte Avrupa liglerinin en yaşlı ligiyiz. Takımlarımız en yaşlı takımlar ve planlarımız 1 yıllık, 2 yıllık. Maalesef vizyon bu değil ve Galatasaray'ın da e, Falcao'yu da alacaksa da gelecek transferlerinin bu Ağustos sonuna kadar yapacağı 2-3 tane transferi mutlaka geleceğe yönelik yatırımlar olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ee, sadece bir marka ve ile kalmamak ve üretebileceğin, gelecekte satabileceğin e, vitrine koyabileceğin daha fazla genç potansiyeller transfer edilmeli. Ozan Mofor dışında bu yaz transferi boyunca böyle bir e, şey olmadı. Transfer olmadı ve Galatasaray'ın bu tip transferleri arttırması gerekiyor. Devre arasında yaptığı doğru stratejinin devamını yaz transfer döneminde de getirmesi gerekiyor. Özetleyecek olursak Falcao 2 yılda çok büyük katkı verecektir Drogba gibi. 2 yıl sonra gittiğinde de yeni Falcao'lar aramaya başlayacaksınız. Maalesef bunu yapan başka bir Avrupa takımı yok. Ee, onun yerine Falcao yerine ben de 22 yaşında yeni Marcao'nun riskine girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama e, tabii ki gelirse Falcao'yu böyle ayakta alkışlayacağız. Tabii ki müthiş işler yapacak, müthiş golcülüğünü konuşturacak ama Falcao'nun kesin faydasındansa Marcao'nun riskini e, kulüplerimiz için e, her zaman tercih ediyorum. Böyle noktalıyorum bu transfer e, haberini, yorumunu. E, yeni transfer yorumlarımızı da futbol Arnav hesabımızdan, YouTube hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. YouTube hesabımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.